Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle tabii ki pazar günündeyiz ve Galatasaray'ımızın bir maçı var Alanyaspor'la oynayacağı. Ben de sizlere hem maçın ufak bir değerlendirmesini yapacağım hem Alanyaspor'a ufak bir bakış atmaya çalışacağız. Hem bugün açıklanan maçın VAR hakemi olan Koray Gençaylar'a ufakça bir Galatasaray'ın daha önce hangi maçlarında görev aldığını ona ufakça bir değinmeye çalışacağız. Aynı zamanda da tabii ki en önemli gündem maddemiz de Galatasaray'ımızın muhtemel 11'i olacak. Gelin şimdi hep birlikte hem maç değerlendirmemizi yapalım hem de Galatasaray'ımızın muhtemel ilk 11'ine bir bakış atalım. Ama öncelikli olarak videoyu ilk gösterim olarak izliyorsanız lütfen bir like bırakmayı unutmayın sevgili dostlar. Artık sizlere dediğim gibi günlük şekilde videolarımız devam ediyor. Ve aynı zamanda da yine transfer videolarımız, diğer gündem videolarımız, önemli başlıklar özellikle sizlerle buluşmaya devam edecek. Çok yakında da yeni bir projemiz var. İnşallah canlı yayın akışına da tekrardan başlama fırsatı bulacağız. Hepinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlak surette beğeninizi bırakmayı unutmayın ki bizler de bu işi daha arzu ve istekle yapma fırsatı yakalayalım sevgili dostlar. Tekrar ediyorum. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Gelin şimdi hep birlikte videomuza geçiş yapalım. Evet, öncelikli olarak biraz hakemden bahsederek başlayalım. Hakemimiz Koray Gençaylar oldu. VAR hakemimiz Koray Gençaylar oldu. Koray Gençaylar daha önce Galatasaray'ın özellikle bu sezon hangi maçlarında görev aldı ona bir ufak değinmeye çalışacağım. Daha önce Galatasaray'ın son kazanmış olduğu, 3-2 kazanmış olduğu bir Kasımpaşa maçı vardı. Deplasmanda orada görev almıştı VAR hakemi olarak. Aynı zamanda Galatasaray'ın son dakikalarda Gomis'in atmış olduğu golle kazanmış olduğu Ümraniyespor maçında görev almıştı. Ve Galatasaray'ın kendi sahasında sezonun başında mağlup olmuş oldu. Bir tek sen Giresunspor maçında da yine görev alan hakemlerden birisiydi. AVAR hakemiydi orada Koray Gençaylar. Tabii ki orada belli başlı birçok hatasını çıkarabiliriz ama benim en net olarak aklımda kalan nokta şuydu. Koray Gençaylar Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanan maçta Lucas Torreira'nın dönerek yapmış olduğu şut sonrasında rakip topu koluyla kontrol etme durumunda kalmıştı. Daha doğrusu koluyla karşılamak durumunda kalmıştı ama VAR hakemi olarak bu sezon tabii ki Galatasaray'ın lehine hiçbir şekilde VAR kullanımı olduğunu görmedik. Ligin 10. haftasına gelirken 11. maçların 11. haftaya gelirken 10. maçlar oynanırken bu noktada çok ciddi bir problem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Galatasaray'ın şu ana kadar bir VAR pozisyonu Galatasaray için kullanıldığını ve olumlu anlamda Galatasaray'ın VAR'dan bir ihtiyaç halinde kullanım sağladığını görmedik. Bu noktada tabii ki orada Koray Gençaylar'ın da Galatasaray'ın VAR hakemliği yapmış olduğu Ümraniyespor maçında Lucas Torreira'nın pozisyonunu çok net bir şekilde kaçırdığına tanık olmuştuk. Tabii ki artık söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani ligin 10. haftası gelmiş. Aleyhine bir kez bile VAR kullanılmamış bir takım olarak çok da fazla artık yani ne söyleseniz kelimeler kifayetsiz kalabiliyor bazı noktalarda. Artık bundan sonra umut ediyorum Galatasaray maçlarında görev alan hakemlerin bu art niyetlerini bir kenara bırakıp tamamen doğru maç yönetmeye, iyi maç yönetmeye, akıllı maç yönetmeye yönelecekleri süreçleri inşallah yaşarız. Devamlı bunu söylüyoruz. Galatasaray hiçbir zaman ayrıcalık isteyen bir kulüp olmadı. Galatasaray sadece adalet istiyor. Galatasaray her zaman da adaletin VAR olduğu yerde olmak ister. Dolayısıyla da Galatasaray lehine ya da aleyhine hiçbir hata yapılmamasını temenni ediyorum. İnşallah bizim de önemli noktalarda eğer ihtiyaç olursa VAR hakemlerinden destek alabildiğimiz bir maç olur. Sadece rakiplerimiz için değil Galatasaray için de inşallah VAR'ın kullanabileceği bir maç olur diye temenni edelim. Her iki takıma da bu anlamda başarılar dileyelim. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur ve hakemlerin tamamen etkisi dışında oyunu, futbolu benimsediğimiz bir maç olur temennisiyle de hakem panorama kısmını tamamlamış olalım sevgili dostlar. Şimdi biraz Alanyaspor'dan bahsedeceğim. Daha sonra da son kısımda da Galatasaray'ımızın muhtemel ilk 11'ini sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, Alanyaspor bu sezon 3 galibiyet alan takımlardan birisi. Yani geçtiğimiz senelerde aslında alışkın olduğumuz Alanyaspor'dan biraz uzak bir görüntü sergilediğini, sezona çok da iyi bir giriş yapamadığını, çok da iyi bir gidişat içerisinde olmadığını söyleyelim. O 3 galibiyetten birine de son haftada ligin yine form grafiği çok düşük olan takımlarından birisi olan
Antalya Spor karşısında almıştı. Alanya Spor 3-2'lik bir galibiyet almıştı. Ondan önceki hafta Hatay Spor'a deplasmanda mağlup olmuşlardı. Bir önceki haftada kendi sahalarında yine kırmızı kart gören 10 kişi kalan Giresun Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Bir önceki haftada zaten çok ezici bir mağlubiyet alarak Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup olmuşlardı. O maçın ilk yarısında da 3 gol yemişti Alanya Spor. Aslında bu kilit bir nokta. Beşiktaş'ta 3-3 kalmış oldukları Alanya'da oynanan maçta da Beşiktaş ilk yarıda 3-0 öne geçmişti ama maç 3-3 tamamlanmıştı. Aslında Alanya Spor'un büyük takımlara karşı maçı çok iyi başlayamadığını buradan çıkarabiliriz. Trabzonspor'a da keza 2-0 mağlup olmuşlardı. Dolayısıyla bunu bir maça başlangıç noktasında etkin bir rolde göreceğimi düşünüyorum ben Okan Hoca'nın. Çok daha baskın başlayabileceğimiz bir maç olacağını temenni ediyorum. Özellikle savunmadan Faryol yönetiminde savunmadan çıkma üzerine kurulu bir sistemle hareket eden Alanya Spor karşısında orta saha oyuncularımızı biraz daha ileriye çıkararak rakibin stoperlerini aynı zamanda santraforumuzla ve kanat oyuncularımızla beraber komplike bir baskı yaparak onların savunmadan çıkmalarını biraz daha zorlaştırıp orada belki kazanacağımız bir topla da erken bir gol bulabilirsek de maçın gidişatını çok net bir şekilde bu durumdan etkilenebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki benim Alanya Spor'a biraz bakış açımla alakalı. Geçen seneki Alanya Spor'dan çok uzak bir Alanya Spor var. Dolayısıyla da bunu iyi kullanıp Galatasaray'ın buradan iyi bir galibiyet, iyi oyunla bir galibiyet alması bence çok şaşırtıcı olmaz. Alanya Spor'la alakalı bunları söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki kadrosuna da şöyle bir bakış atalım. Hangi futbolcular var? Hangi futbolcular üzerine kurulu bir sistemleri var? Son maçlarında nasıl bir ilk 11'de kullandılar? Bunlara bir bakış atalım. En golcü oyuncularına bakalım. En golcü oyuncuların başında bu sezon 10 maç sonunda 3 gol atma başarısı gösteren merkez orta saha futbolcusu, daha önce Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş olan Efkan Bekiroğlu geliyor. Efkan Bekiroğlu gurbetçi olarak nitelendireceğimiz altyapısını farklı ülkelerde almış bir futbolcu. İkinci sırada 2 golle Ahmet Hassan geliyor. Aslında 3 tane 2 gollü futbolcu var. Bunlardan birisi Ahmet Hassan. Ahmet Hassan'ı da geçen sene Konyaspor'dan hatırlıyoruz. Konyaspor'da kiralık olarak forma giymiş. Biz bu senede Alanya Spor'a geldi. Yine Galatasaray taraftarının çok yakından tanımış olduğu İdrissa Doumbia. İdrissa Doumbia'yı da Galatasaray'ın transfer gündemini çok yakından takip eden arkadaşlar iyi şekilde hatırlayacaktır. İdrissa Doumbia Galatasaray'ın gündemine daha önce gelmiş oyunculardan birisiydi. Özellikle Sporting Lisbon'da kariyerine devam ederken ben de o günkü ekonomik anlamda ve transfer süreci anlamında süreci çok yakından takip ediyordum. Menajeriyle de birkaç defa görüşme fırsatım olmuştu. Türk bir menajeri var. Menajeriyle de birkaç defa görüşme fırsatım olmuştu. İdrissa Doumbia da Alanya Spor'a daha sonraki süre zarfı içerisinde transfer yapmıştı. Aslında o gün Galatasaray'ın gündemine geldiği dönemde Sporting Lisbon'da Galatasaray transferi gerçekleşmeyince kiralık olarak, yanlış hatırlamıyorsam, La Liga kulüplerinden birisine transfer yapmıştı. Oradaki durumdan sonra da Alanya Spor'a yolu düşmüş oldu. Türkiye'ye yolu düşmüş oldu. O da 2 gol atma başarısı gösterdi şu ana kadar. Ve aynı zamanda santrafor ve kanat oyuncusu olarak oynayan Wilson Eduardo'nun da zaman zaman santraforda, zaman zaman kanatta kullanıyorlar Wilson Eduardo'yu. Onun da bu sezon yine 2 gollü oyunculardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. En çok asist yapan futbolcusu da Galatasaraylıların yine yakından tanımış olduğu Efecan Karaca sevgili dostlar. Efecan Karaca'nın 3 asisti var. İkinci sıradaki asist sıralaması ikinci oyuncu da Kande Yaş. Kande Yaş'ı da çok net bir şekilde Gençler Birliği'nden hatırlayabilirsiniz. Daniel Kande Yaş'ın da sağ kanat pozisyonunda 1 gol 2 asistle oynadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Son kazanmış oldukları, Antalya Spor'u mağlup etmiş oldukları maçta kalede Runerson, Arsenal'den kiralamış oldukları Runerson, sağda Fatih Aksoy, solda kullanmış oldukları bir futbolcu vardı. Burada tekrar şöyle bir göz gezdirmek istiyorum yedeklerle beraber. Stoper'de daha önceden Adana Demirspor'dan tanımış olduğumuz Resul ve yanında genç oyuncu Furkan Bayır'ı kullanıyorlar. Orta sahada Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu ve Arnold Lusamba. Lusamba'yı da yine iyi futbol severler Nis'ten hatırlayacaktır. Nis'in
önemli orta saha oyuncularından birisiydi. Arnaut Lusamba'nın da yolu Alanya Spor'a düşmüş oldu. Son Antalya Spor maçında da ilk 11'de başlamıştı. Sağda kaptan Efecan Karaca, solda Kande Yaş, ön bölgede de Ahmet Hassan'la oynamışlardı. Daha sonra oyuna Indresa Dumbia'yı, Umut Güneş'i, Oğuz Aydın'ı, Zidane Ferhat'ı alarak da oradaki kadro rotasyonunu sağlamış olmuşlardı. Yedeklerinde de yine Famara Diedu gibi çok değerli ve çok önemli bir golcü olduğunu da söyleyebilirim. Alanya Spor genel kadro yapılanması olarak iyi bir takım, ancak o takım varyasyonundan bunu skorlara çok fazla yansıtamadıklarını söyleyebiliriz. Galatasaray'ın da iç sahada, özellikle iç sahada çok ciddi bir taraftar desteği olacağını söyleyebiliriz bu akşam. Bu taraftar desteğini de arkasına alarak, baskılı bir oyunla başlayarak, ön bölgede o baskıyı kurarak başlayarak Galatasaray eğer erken bir gol bulabilirse buradan çıkaracağı sonuç çok daha rahat izleyebileceğimiz gol çıkma olasılığının çok yüksek olabileceği bir maç olarak da nitelendirebiliriz. Alanya Spor hakkında anlatacaklarım, kadrosunu inceleyeceklerim bu şekilde sevgili dostlar. Gelin şimdi hep birlikte Galatasaray'ın muhtemel 11'inize sizlerle paylaşmaya başlayalım. Evet, Galatasaray'ımızın kadro yapılanmasından ve bugün muhtemel ilk 11'inden bahsetmeye çalışacağız sevgili dostlar. Tabii ki birçok farklı ilk 11 sosyal medyada yer aldı. Birçok farklı muhtemel 11, birçok farklı oyuncuyla alakalı gündem maddesi yer aldı. Ben ise mevkisel olarak kendi muhtemel ilk 11'imi çıkarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak tabii ki kaleci mevkisinden başlayacağız. Son Kastamonu Spor maçında kaleyi yine yerli kalecilerimizden birisi olan Okan Kocuk korumuştu. Ama tabii ki lig maçlarında Fernando Muslera değişilmez isimlerden birisi sevgili dostlar. Dolayısıyla da tartışmasız belki de en net olan mevkilerimizden birisi olan kaleci noktasında Fernando Muslera ile başlayacaktır Okan hocamız. Stoper ikilisinden devam edelim. Stoper ikilisi de aşağı yukarı zaten belli olan mevkilerden bir diğeri. Orada da Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelson ikilisinin devam etmesi muhtemel. Tabii ki farklı stoper alternatiflerimiz var. Emin Bayram, Metan Baltacı, son maçta Kastamonu Spor maçına ilk 11 başlayan ve gol atma başarısı gösteren yine genç Danimarkalımız Matias Dros. Ama genel kurguya baktığımızda yine Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelson'ın ilk 11'de başlaması muhtemel görünüyor. Sol bekte birçok farklı isim yer aldı. Daha önce bugün hafta içerisinde, bugün ve daha önceki günlerde hafta içerisinde birçok farklı muhtemel 11 çıktığını söylemiştim. Berkan Kutlu'nun sol bekte oynayacağını söyleyenler oldu. Onun haricinde Patrick Van Aalto'ya tekrardan dönülme ihtimali olduğunu söyleyenler oldu. Duvan'ın orada kullanılacağını söyleyenler oldu. Dediğim gibi çok farklı ilk 11'ler gördük. Ama benim son almış olduğum bilgi Kazımcan Karataş'ın o mevkide oynayacağı yönünde sevgili dostlar. Kazımcan Karataş'la Okan Hoca'nın devam etme niyeti var. Çünkü orada bir yerli kullanmak durumundasınız. Keşke Leo Dubois'a bir yer bulabilsek. Ben de Leo Dubois'ın çok oynamasını isterdim. Aslında hafta içinde de Galatasaray'ın orta saha kurgusunda bir yerli kullanma ihtimali ortaya çıkmıştı. Berkan Kutlu'nun orada oynama ihtimali vardı. Bununla birlikte de eğer Berkan Kutlu'yu orada kullanabilseydi Okan Hoca, ya da çok net bir şekilde kafasına oturmuş olsaydı orta saha kurgusu, sol beke Leo Dubois'ı atabilirdi. Tekrardan Leo Dubois'ı orada kullanmaya karar verebilirdi. Ama şu anki kurguda Kazımcan Karataş'ın sol bekte başlaması daha muhtemel görünüyor. Demek yanlış olmayacaktır. Sağ bekte de iki tane alternatifimiz var. Birisi Leo Dubois, birisi de Galatasaray'ın yükselen oyuncularından, yükselen yıldızlarından birisi olan Fransız oyuncumuz, Kamerun asıllı Fransız oyuncumuz Sacha Boey. Sacha Boey'un ilk 11'de başlayacağını söylemek yanlış olmaz. Leo Dubois çok başarılı bir futbolcu, çok değerli, çok önemli bir futbolcu. Ben Galatasaray'a çok lazım olacağını, Galatasaray'a çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ama şu anki kurguda Sacha Boey ile devam edilmesi daha mantıklı ve makul görünüyor demek yanlış olmaz. Yani genel olarak savunma hattımıza ve kalecimize baktığımızda Fernando Muslera, solda Kazımcan, yanında Abdülkerim Bardakçı, sağ stoperde Victor Nelson, sağ bekte de Sacha Boey'la devam etmemiz muhtemel görünüyor. Peki orta saha kurgusu nasıl oluşacak Galatasaray'da? Orta saha kurgusunda tabii ki ilk yazacağımız isim Lucas Torreira.
Lucas Torreira her ne kadar Galatasaray'ın birçok futbolcusunun kötü oynamış olduğu Kayserispor maçının kötülerinden birisi de olsa genel performans olarak Galatasaray'daki önemli futbolculardan birisi olduğunu, sezonun geneline baktığımızda değerli futbolculardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve Lucas Torreira da ön libero mevkisinde oynayacak futbolculardan birisi olacak. İkinci oyuncumuz tabii ki yine sezonun başından beri devamlı oynamasını arzu ettiğimiz, oynamasının doğru olacağını söylemiş olduğumuz, sadece duran topları kullansa bile çok ciddi fark yaratabileceğini defaatle dile getirmiş olduğumuz Sergio Oliveira olacak. Sergio Oliveira da oradaki önemli ve değerli futbolculardan birisi. Dolayısıyla orta saha ikilisini Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'dan oluşacağını söylemek doğru olacaktır. Önlerinde de benim beklentim tabii ki Juan Mata'nın oynayacağını söyleyenler oldu. Farklı alternatiflerin oynayacağını söyleyenler oldu. Hatta orta saha kurgusunun Berkan Kutlu, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira'dan oluşacağını söyleyenler de oldu. Hatta ben de hafta içerisinde bir tweet attım. Okan Hoca bunu denedi. Berkan Kutlu, Lucas Torreira orta sahasını, önlerinde de Sergio Oliveira'yı denedi ama çok memnun kalmadığı söylenmişti. Dolayısıyla da ben de bu kurguyu kullanmayacağını tahmin ederek size böyle bir ilk 11 paylaşıyorum. Ama tabii ki son tercih Okan Hocamızın olacaktır. Okan Hoca bir anda karar değişikliğine giderse bu da çok şaşırtıcı olmaz. Ama hafta içinde ilk 11'de az kadroda Berkan Kutlu, Lucas Torreira ve 10 numara pozisyonda Sergio Oliveira üçlüsünü de denediğini söyleyelim. Ama son gelen bilgiler Lucas Torreira, Sergio Oliveira 10 numara mevkisinde de Galatasaray'ın bir türlü beklenen performansı alamadığı oyunculardan birisi olan Dries Mertens'in oynayacağını söyleyebiliriz. Yani eski kurguya Galatasaray dönmeye başlıyor. Orta saha kurgusunun bu şekilde oluşması muhtemel görünüyor. Sol ve sağ kanatlarımıza da hemen hızlı bir şekilde bahsedelim. Solda Kerem Aktürkoğlu başlayacak sevgili dostlar. Kerem Aktürkoğlu'nun Kastamonu Spor maçına sonradan öne girerek skor katkısı yapması, aynı zamanda biraz daha o hatalarından ders çıkararak etkili bir şekilde oynamaya başlaması, bunu biraz daha üzerine koyarak devam etme ihtimalinin olması dolayısıyla da Yunus Akgün'ü Galatasaray kesmeyi planlıyor. Ve orada Kerem Aktürkoğlu'nu sol kanatta tekrardan formayı geri alması muhtemel görünüyor. Sağda ise yine Galatasaray'ın devamlı oynamasının doğru olacağını söylemiş oldum. Bence performans olarak şu anki Galatasaray kadrosundaki en iyi oyunculardan birisi olan, en iyi kanat oyuncularından birisi olan Milot Rashica oynayacak sevgili dostlar. Yunus Akgün orada Galatasaray muhtemelen kesecek. Yunus biraz daha orada hamle oyuncusu olarak Galatasaray'da bu maçta süre alması muhtemel görünüyor. Milot Rashica'nın sağda ya da solda oynaması çok fark etmez. Devamlı forvetleri beslemeye çalışan, sağda oynadığında devamlı içeriye ortalar atmaya çalışan, solda da sağ ve sol ayağını devamlı içeriye yine toplar kesmek için kullanan bir futbolcu. Sağda oynamasının mantıklı olacağını düşünüyorum. Zaman zaman hızını da kullanabilir ama aynı zamanda sadece hızının yanı sıra ben forvetle oynayacak hangi oyuncu olursa olsun ona da çok iyi paslar çıkaracağını, çok iyi ortalar yapma ihtimalini olacağını düşünüyorum. Milot Rashica, saça boy ikilisi orada bence Galatasaray'a fayda sağlayacaktır. Sağ kanat rotasyonunda bence fayda sağlayacaktır. Yani benim beklentim solda Kerem Aktürkoğlu, sağda da Milot Rashica olacağı yönünde. Geldik son mevkimize, yani santrafor mevkimize. Santrafor'da da Buffett'in Mugombis'in oynamasını bekleyen birçok farklı arkadaş vardı ama benim almış olduğum bilgi Galatasaray'da o bölgede Mauro Icardi'nin oynayacağı yönünde. Buffett'in Mugombis sonradan oyuna girdiğinde çok daha faydalı olduğunu defaatle görmüştük. Mauro Icardi'nin de ben devam etmesinin mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü son Kayserispor maçında ben çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Yani gelen topları mümkün mertebe değerlendirmeye çalışan bir yapısı var. Oynamaya çalışan bir yapısı var. Dolayısıyla çok hazır olmaktan uzak bir görüntü de çizmediğini de göz önünde bulundurarak oynamasının ve bir an önce gol atmasının Galatasaray'a daha faydalı olacağını, Mauro Icardi'yi kazanmanın Galatasaray'a sezon içerisinde çok daha fazla fayda sağlayacağını söyleyebiliriz. Buffett'in Mugomis'ten zaten sonradan öne girdiğinde de katkı alabiliyorsunuz. Dolayısıyla Galatasaray'ın önceliği tabii ki bence Mauro Icardi'yi kazanmak olacaktır. Alanya Spor gibi savunmada zafiyetler yaşayan, problemler yaşayan bir takıma karşı iç sahada çok ciddi bir taraftar desteğiyle oynayacağız bir maçta da Mauro Icardi'yi kazanmak, Dries Mertens'i kazanmak çok daha mantıklı sonuçlar doğurabilir. Burada onların atacağı bir gol, yapacakları bir asist belki Galatasaray'a sezonun kalanında çok daha farklı performanslar göstermelerini de sağlayabilir. Bu bağlamda ben
hem Dries Mertens'in hem de Mauro Icardi'nin ilk 11'de başlamasının daha mantıklı olacağını şahsım adına düşünüyorum. İyi bir maç olması temennisiyle, güzel bir maç olması temennisiyle. Tabii ki skor önemli, kazanmak önemli, kazanmak değerli. 3 puan değerli, 3 puan önemli ama aynı zamanda Galatasaray taraftarının da kazanmanın yanı sıra, örnek veriyorum, 2-0 kazandığınız bir maçtan sonra çok mutlu olmayabilirsiniz. Çok iyi bir oyun izleyemediyseniz eğer. Ancak 1-0 kazandığınız maçtan sonra çok daha mutlu olabilirsiniz. Çünkü belki de sahada birçok Galatasaray pozisyon kaçırmıştır. Çok iyi bir futbol oynamıştır. Ama bazı noktalarda gole çevirememiştir. 1-0 kazanmışsınızdır. O 2-0'lık sonuç belki 1-0'lık sonuç kadar sizi mutlu etmeyebilir. İnşallah, ümit ediyorum, hem Galatasaray'ımızın kazanacağı hem de skor olarak bizi çok memnun edeceği, oyun olarak bizi çok memnun edeceği bir maç izleriz. Benim asıl temennim böyle 4-0'lık, 5-0'lık, 5-1'lik bir maç izleyebilmek. Galatasaray'da bir gol sorunu olduğunu söyledik defalarca. 9 gol attı şu ana kadar Galatasaray Lig'de. Bu gol sorununu da çözebilmek adına takımın böyle bir patlama yapabilmesinin de çok değerli ve sezonun kalanında yine etki edecek noktalardan birisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ümit ediyorum bunu başarabiliriz sevgili dostlar. Benim Galatasaray Alanya Spor maçı hakkında söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar ediyorum, inşallah kazanacağımız bir maç olur. İnşallah güzel bir oyun izleyeceğimiz bir maç olur. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen videodan çıkmadan mutlak surette bir like bırakalım. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak da desteğinizi devam ettirebilirsiniz. Hepinize teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Beni bugüne kadar desteklediniz. Bundan sonra da destekleyeceğinize hiç şüphem yok. Lütfen kanala abone olmayan dostlarımız abone olmaya devam etsinler. Ve videomuzu da beğenmeye devam edelim sevgili dostlar. Sizlerin desteği, arzusu, isteği, güzel yorumları devam ettiği sürece yorumlarınızı mutlak surette bırakabilirsiniz. Sizlerin benim hakkımda güzel yorumlarını yine Twitter'dan DM yoluyla da görüyorum. İşte konuşma tarzımı çok beğendiğinizi ya da farklı noktalarda üslubumu çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Hepinize teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunarım sevgili dostlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Galatasaray'ımızın kazanacağı bir maçın sonrasında yarın inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.